Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırlıyor. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek için ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı 125 bini aştı ve hızla çoğalıyor. Kültürler buluşuyor, kültürler kaynaşıyor ve ülkeler arasında dostluk bağları güçleniyor. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi'ni ziyaret ediyor ve burada eğitim gören uluslararası öğrencilerle gurbeti, üniversiteyi, Malatya'yı, Türkiye'yi, Türkleri konuşuyoruz. Benim adım Cuma Leonard Hassan, Tanzanyalı. Benim adım Rida Davut, ben Pakistanlıyım. Burada Türkiye'de 4 yıldır buradayım Türkiye'de. Ben Arzu, Azerbaycanlıyım. Malatya'da 4 senedir buradayım. Hukuk Fakültesi öğrencisiyim, son senem. Malatya denilince kayısı gelir akıllara, kayısı denilince de Malatya. Malatya gelişmişliği, kültür çeşitliliği ve 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Doğu Anadolu'nun en güzel illerinden biridir. 1975 yılında kurulan Malatya İnönü Üniversitesi, şehrin bilim ve kültür hayatına çok önemli etkiler yapmıştır. Ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi, 14 fakülte, 1'i devlet konservatuarı olmak üzere 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 24 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 41 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. İnönü Üniversitesi'nde 41 bin öğrencimiz var. Bu 41 bin öğrencimizin 1174'ü uluslararası öğrenci. 1174'ü uluslararası öğrenci. Bizim üniversite olarak uluslararası öğrenci tecrübemiz 9 yıla dayanıyor. 9 yıllık bir tecrübemiz var. 9 yıl içerisinde sürekli artarak giden bir uluslararası öğrenci potansiyelimiz var. Tabii burada bizim uluslararası öğrencileri şehirden konaklama, kalacak yerler, yurt ve evler açısından. Üniversitemizin bölümlerinde, her bir bölümde yabancı ülkelerden gelen uluslararası öğrenci kaynaşması bakımından önemli bir tecrübeye İnönü Üniversitesi olarak ulaştık. Türkçe dünyanın en yaygın 5. dili. 250 milyona yakın insan Türkçe kullanıyor. Peki Türkçenin en önemli özelliği ne? Türkçe sizin dillerinizden farklı olarak eklemeli bir dil dediğimiz özelliğe sahip. Daha çok Asya, Afrika'dan olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler üniversite eğitimi için Türkiye'yi seçiyor. Ülkemizi seçmelerinde hangi özellikler rol oynuyor ya da başka bir deyişle neden Türkiye? Bu birazcık benim için ilginç bir durum. Ben lisedeyken rüyamda görmüştüm Türkiye'de okuduğumu, yurt dışında okuduğumu. Yani ilk başta açıkçası Türkiye olduğunun farkında değildim. Sonra araştırınca okuduğum, yani gördüğümün Türkiye olduğunu bildim. Ve sonra da abim geliyordu Türkiye'ye okumaya eğitim için. Ben de onunla beraber gelme kararı aldım ve üniversiteyi burada okumak istedim. Ben küçükken televizyonda izliyordum yani. Merak ettim yani. Antalya'da öyle bir şey vardı ve Türkiye'de Kurtlar Vadisi vardı diziler. İzliyorduk orada belgesel. Ve Şaban, bizim Kamasun Şaban. İşte o da meraklı, ona başladım aslında. Ondan sonra lisedeyken tatile geldik. Antalya'da tatile gittik. Geldim tatile. Ondan sonra insanlar tanıştık. İnsanlar ne kadar sıcak kanlı gördüm o zaman. İşte ondan sonra daha fazla merak ettim Türkiye'de okumakta. Memlekete döndüğü zaman kayıt yaptım, yani başvuru yaptım yani.
misafir öğrencilerimiz Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ın verdiği kahvaltıda buluştu. Farklı kültürlerin tanışması, kaynaşması ve bir Türk sofrasında kurulan dostluklar. Değişik kahvaltı kültüründen gelen misafir öğrencilerimizin kimi reçeli, kimi zeytini, kimi Türk peynirlerini bilmiyor ama yavaş yavaş Türkiye'yi, Türk mutfağını öğreniyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi misafir öğrencilerimize çok önem veriyor, çok özen gösteriyor. Buradaki en önemli görev üniversite çalışanlarına ve hocalara düşüyor. Türkçeyi, üniversiteyi ve Türkiye'yi sevdirmek onların öncelikli görevlerinden biri. Misafir öğrencilerimizin söyledikleri de okulun ve hocaların başarısını gösteriyor. Birazcık ilk başta zorlanmıştım gerçi ama sonradan yabancı Türk ayrımı yapmadan eğitim güzel verildiği için çabuk alışılabiliyor. Çok iyi ilgileniyorum. Mesela dersteyken de her zaman bana soruyorlar, yani anladın mı, anlamadıysan sor bana. Derse gelmediğimiz zamanlarda mesela bazı hocalar ararlar, neden gelmedin falan, iyi misin gibisi işte sorarlar mesela. Hani böyle de iletişim, hoca ile öğrenci arası böyle iletişim olması da gerçekten çok önemli bir şey. Misafir öğrencilerimizin hocalarıyla birlikte yaptıkları çarşı gezisi farklı tatlar denemelerini sağlıyor. Şıra Çarşısı, Malatya'nın en önemli ürününe ev sahipliği yaparken kayısıdan üretilen farklı tatlar da sergileniyor. Kayısı et döner, tavuk döner, bir de yanına evet. Oldu şimdi kayısı döner. Aynen. Bunu bize anlatır mısın? Bu kayısı işletmede yıkandıktan sonra tabi bu güngurusundan yapıldığı için biraz esmer düşer. Bunu yıkandıktan sonra öğütülür. Öğütüldükten sonra öğütülmek küçük kıyma makinesi gibi olan bir makinelerimiz var. Onlar da öğütülür. Tamam. Ki hamur haline geliyor. Evet, hamur haline geliyor. Posası kalmasın. Tamam. Ve artık öğütülür. Ondan sonra kazanda pişirilir. Bir ülkenin el sanatları o ülkeyi ve tarihi geçmişini anlamanın en iyi yollarından biri. Tarihi ve kültürü ne kadar zenginse el işleri de bir o kadar farklılık gösteriyor ve yüzyıllar içinde kaybolmadan sonraki kuşaklara aktarılabiliyor. Farklı kültürler Türk el sanatlarında buluşuyor ve ülkemizin kültürüne ait yeni bilgiler öğreniyorlar. Arkadaşlar burası her türlü sanatı öğrenebileceğiniz bir merkez. Öğrenip uygulayabileceğiniz bir merkez. Farklı kültürler Malatya'da buluşuyor, tanışıyor, kaynaşıyor ve bazen de bu tanışmalar daha ileri gidebiliyor. Afrika'da bir ülke olan Tanzanya'dan Malatya'ya eğitim görmeye gelen Cuma, ders dışı saatlerde bir kafede garson olarak çalışıyor, kafeye bir Türk kızı geliyor ve... Birbirimize aşık oldu, evet. Yani bir sene sonra bunu fark ettik. Ondan sonra konuşmaya başladık. Biraz zor oldu yani, bizim biraz kültür farklı ve farklı memleketi geldi, ona da farklı, dilimiz de farklı ama sonunda aşık, evlendik evet. Birbirini hiç tanımayan, dillerini, adetlerini, gelenek göreneklerini hiç bilmeyen iki aile. Kızım rahat eder mi, oğlum mutlu olur mu, anlaşabilirler mi soruları arasında çok farklı kültürlerin aşkı. Yani çok kolay olmadı gerçekten olarak. Çünkü onlara korkuyorlar yani, bu adam yabancı gelmiş, burada nasıl olacak ya da bizim kız orada girecek, nasıl yaşayacak, korkuyorlar aslında. Benim aile isteme gitmemişler çünkü dili bilmiyorlar. Türkçe bilmediği için orada gitmemişler. Benim burada Türkiye'de benim babam gibi var, isim Mustafa. Onu isteme gitti, onu her şey yaptı ve aldık kızı. Kızı aldınız da ya düğün dernek, takılar, el öpmeler, gelenek görenekler, çok zor bir işi başarıyla gerçekleştirmişler ve iki kültür bir Türk düğününde buluşmuş.
Bizim dün biraz farklı yaptık. Yani tam Türk dün gibi değil. Yani biz karışık. Yani hem Türk hem Tanzanya'da. Yani şöyle bir şey, içinde şarkılar, Tanzanya şarkılar çalmışlar. Türk insanlar bizim şarkılar dans etmişler. Bizim orada gelen insanlar halay çekmişler. Yani daha önce halay çekmiyor insanlar, çekmiş o gün yani. Çok harika bir şey oldu aslında. Malatya, Malatya, kurul Tanzanyalı Cuma, Türkiye'yi ve Türkleri içimizden bir kıza gönül verecek kadar çok seviyor. Peki Cuma ve diğer misafir öğrencilerimiz Türkiye ve Türkler hakkında ne düşünüyor? Sıcak insanlar. Sıcak insanlar ve yani yardımsever insanlar diyebilirim. Ve herkes davetli bir yere diyebilirim öyle. İnsanı şehit olmak seviyor yani, öyle herkes bunu istiyor yani. Ama başka yeri bunu bulamazsın yani. Herkes canı çok kıymetli olur ama Türkiye'de öyle bir şey değil. Yani vatan konusu gelince insanlar neler yapabiliyor Türkiye, bunu öğrendim. Türkler deyince aklıma ilk müzikleri, dansları, gelenekleri, yemekleri. Tabii biz Azerbaycan, Türkiye yemeklerde bayağı geniş yani çeşitlerimiz vardır. İlk bir de en içten güler yüzlü insanlar geliyor aklıma. Birbirleri böyle savunan insanlar, birbirleri yani memleketi, toprağı böyle savunan bir insanlar yani. Ben bunu tatile bile girersen ailemi ben bunu anlatıyorum. İşte bizim eksiğimiz bu, bizim Nijerya'da gerçekten. Yani böyle birlik, beraberlik çok eksiğimiz var. Bunun özelliği de kayısı ve kayısı çekirdeğinden yapılmış. Doğru. Bakın, kayısı ve kayısı çekirdeğinden yapılmış. Kendi milletin yani kendi hatlarını çok seviyorlar. Zaten biliyorsunuz siz 15 Temmuz'u dünya biliyor zaten neler olmuştu. Yani insanlar tanklar üzerinde yani yatmış ki bizim üzerimizden geçin de bizim memleketimize bir şey olmasın diye. O çok büyük bir duygu. Biz de sokaklardaydık herkes gibi, biz de vatan ayrımı yapmadan biz de çıktık. Gerektiğini vatanın keşiğinde Türkiye mi Azerbaycan mı fark etmeden dururuz yani biz de. Bana bile gurur verdi yani, o kadar güzel bir ülkede yaşıyorum. İki grup geldi Yunus Emre Enstitüsü'nden ama bir ayda biz onlara oyun, yemek hepsini öğrettik. Bir ayda Türkçeyi de öğrettik. Bir ayda. Dünyanın çok farklı ülkelerinden, farklı kültürlerden gelip Türkiye'de buluştular. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü öğrendiler. Yeni tatlarla, yeni müziklerle, şiirlerle, danslarla tanıştılar. Türkiye'yi sevdiler, bizden biri gibi oldular. Onlar bugünün misafir öğrencileri, yarının gönüllü elçileri. Her gittikleri yere bir tat, bir müzik, bir şiir götürecekler ve uzak diyarlardaki insanları Türkiye ile tanıştıracaklar. Ülkeleriyle ülkemiz arasında eğitim, ticaret, kültür, barış köprüleri kuracaklar. Herkes kazanacak ve dünya barışına katkı sağlanacak. Kendimi şu an bir Türk olarak hissediyorum. Çünkü artık o kadar biz alıştık ki buraya. Ailede iki kardeş neyse, Türkiye ile Azerbaycan da odur.